Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere 16.5 sürümünde PUBG Mobile nasıl tasmalar oynayabilirsiniz onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki önceden de bununla ilgili videolar atmıştım ve bu videoları gerçekten beğenmiştiniz. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Yeni 17.0 sürüm geldiğinde de yine yeni taktikler ile yeni kasma sorunu videosu gelecektir. Eğer o videoyu da kaçırmak istemezseniz bu videoyu abone olup yani like atarak bildirimleri açarak o kampanyada geldiğinde haberdar olabilirsiniz dostlar. Şimdi isterseniz nasıl kasmada oynayacaksınız onu göstereyim. Ondan önce küçük bir duyurum var. Şöyle bir tane program keşfettim dostlar. Bunun sayesinde ekranı kaydet dediğinizde sistemin seslerini de kayıt edebiliyorsunuz. Mesela PUBG Mobile'de sıktınız silah seslerini de kaydedebiliyorsunuz. Eğer isterseniz de ileride bunun videosu da gelir. Açıklamaya yazmanız yeterli dostlar. Yani istiyorsanız aşağıya bir yorum atın. En kısa sürede onun da videosunu çekerim dostlar. Şimdi isterseniz ne yapacaksınız ben sana onu göstereyim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar ilk önce açıklamada vermiş olduğum linkten GeForce uygulamasını indiriyorsunuz. Banyeme riski yok, hemen dur banyeyeceğiz GeForce falan gösterme bize diyenler olacak. GeForce Tool'dan şöyle banyersiniz. Eğer oyundaki çimeni kaldırırsanız ban yersiniz ama biz çimen kaldırmayla falan işimiz olmadığı için yani ban yeme riskiniz yüzde kaç oluyor, bir mi yarım mı oluyor kaç oluyor bilmiyorum ama işte neredeyse ban yemeyecek kadar imkansız bir olay dostlar. Şimdi ilk önce buradan 16.5 global sürümünü seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra buradan default kısmında bir çözünürlük kısmı var dostlar. Ben bunu J'de hiç ellemiyorum ama isterseniz mesela ben 720p değil de 480p oynayayım daha çok FPS alayım diyenler de varsa buradan istediği çözünürlüğe de geçebilir. Mesela burada 2560'a 1440 var. Bu şey oluyor dostlar, tablet geniş açı ekranı oluyor dostlar. Yani isterseniz geçin onu da ama yani FPS'iniz yerlerde sürünüyor. Yani bir tane ateş ediyorsunuz 5 saniye bekliyor musunuz gibi düşünün dostlar. İsteyen varsa geçebilir. Buradan grafik kısmından bu susumuz eşittir çimen kaldırma oluyor. Eğer bunu yaparsanız bilin ki ban yersiniz. Yani GeForce Tool'dan kesinlikle ve kesinlikle su smooth'u kullanmayın. Sadece smooth var dostlar. Yani bu da akıcı oluyor. Eğer akıcı da oynamak istiyorsanız buradan smooth'u balancet var dostlar. Bu da eğer dengeli de oynamak istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ama biz akıcı oynamak ve kasmada oynamak için smooth'u seçiyoruz. Buradan FPS kısmına geldiğimizde biliyorsunuz ki önceki videoda 40 FPS göstermiştim. Buradan artık 30 FPS de seçebilirsiniz. Neden derseniz 40 ile 30 FPS arasında pek bir fark yok. Ve bu 30 FPS'i aldığınızda daha fazla akıcı sürede oynuyorsunuz ya. Daha az kasmayla, daha güzel bir aktiflikle oynayabiliyorsunuz. Yani daha güzel mis gibi bir oyun tadı veriyor dostlar. Haberiniz olsun. Buradan hemen aşağı kaydırıyorsunuz. Burada bir tane color format kısmı var. Burayı da 30 gibi seçerseniz sizlerin renk kalitesini hafif düşürüyor. Renk kalitesini düşürüyor derken şöyle hemen yanlış anlamayın. Yani mesela 10 tane yeşil renk çeşidi var ya onu 8 renge düşürüyor ve sizlere daha fazla FPS sunuyor. Daha az kastırıyor dostlar. Ayrıca bir de bizim cihaz bakımı RAM temizleme taktiğimiz var dostlar. Onu da göstereceğim birazdan sizlere. İsterseniz burayı yaptıktan sonra ne yapacaksınız onu göstereyim. Şimdi aç cep deyip dostlar oyununuza giriyorsunuz. Oyuna girdiğinde görüşürüz. Aç cep diyoruz. Sonra reklam geliyor. Run game diyoruz. Oyuna girdiğinizde. Şimdi dostlar oyunumuz açıldı. Oyunumuz açıldıktan sonra ayarlar butonuna bir kez basıyoruz ve grafiklere bastığımızda bize artık akıcıda 30 FPS deneyimi veriyor. Eğer buradan herhangi bir şeyle oynarsanız yani grafik kısmından bir yerden bir şey oynarsanız dostlar bilin ki GeForce Tool'u bozuyor. Yani GeForce Tool'u yapmamış gibi bir şey oluyor. Oyun eski haline dönüyor dostlar. O yüzden buradan herhangi bir ayarla oynamanızı tavsiye etmiyorum. Yani burası böyle kalsın dostlar. Haberiniz olsun. Buradan yani genelden kontrollerden araçtan falan bir şey değiştirin. Herhangi bir şey olmaz dostlar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Eğer bu arada ses kasmak istiyorsanız buradan yükseğe seçin dostlar. 1-2 FPS düşürür ama yani daha uzaktaki adamların sesini de kasabilirsiniz. Haberiniz olsun dostlar. Şimdi isterseniz ne yapalım? GeForce Tool'u yani böyle oyuna girdikten sonra ne yapacaksınız onu gösterelim. Şimdi oyundan dostlar komple çıkıyoruz. Her şeyi kapatıyoruz. Oyunumuzdan çıktıktan sonra buradan GeForce Tool uygulamasını siliyorsunuz dostlar. Yani artık bununla bir daha oyuna girmeyin. Yani girmek yasakmış gibi düşünün. Yokmuş gibi, varmış gibi falan filan diye düşünün dostlar. GeForce Tool sildikten sonra buradan ayarlara giriyoruz. Buradan cihaz bakımına bir kere basıyoruz. Burada pil kısmı var. Burayı yani arada bir güç tasarrufuna bakın.
arka plandaki bütün kullanılan uygulamaları uyutuyor. Yani siz nasıl uyuduğunuzda sabah kalkıyorsunuz, bu da öyle bir şey dostlar. Yani o uygulamaya tekrar girdiğinizde tekrar uyanıyormuş gibi düşünün. Burada pil kısmında ayrıca altta bir kısım var dostlar. Her zaman uykuda olan uygulamalar diye buraya, yani mesela oyunda örnek veriyorum, bir mesaj geldiğinizde telefonunuz kasıyor yani. Kullanmadığınız bütün uygulamaları buraya ekleyin abi. Nasıl diyeyim, mesela hesabım olur, Paysel olur, Instagram olur, WhatsApp olur. Kafanıza göre ne eklemek istiyorsanız ekleyin. Oradan sizlere artık oyunda pek fazla bildirip gelmiyor. Yani geliyor da mesela bir tane geliyor, bir daha gelmiyor. Çünkü yüzüne bakmıyorsunuz ya, unutuyor gidiyor gibi düşünün sizi. Yüzünüze bakmıyor, evet. Şimdi burayı da tamamladıktan sonra burayı kapatıyoruz. Hemen oyunumuza baştan giriyoruz dostlar. Oyuna girdiğimizde görüşürüz. Şimdi oyunumuz tekrardan açıldı. Ayarlar butonuna bir kez basıyoruz ve burada grafiklerimiz artık bizim her zaman 30 FPS'te açık oluyor dostlar. Yani kapanmıyor. Grafiklerle oynamadık. Grafiklerimiz hala akıcı. Yani hala akıcı da oynuyoruz. Çimen kaldırmadık. Bir şey kaldırmadık. Sadece rengi 32 bite düşürdük ve dostlar, yani bayağı bir sizler için bu FPS artışı oldu dostlar. Sizlere de bu taktiği öneririm. Şimdi isterseniz bir tane ev alanına girelim. Orada sizlere RAM temizleme, hızlandırma taktiğini göstereyim. O taktiği yapanlar bilin ki hızlandırmayla oyundaki kasmalardan kurtulacak dostlar. Bunu 6-7 dakikada bir yapın. Mesela savaştan çıktınız, lootunuzu yaptınız, hemen bir tane hızlandırın, belki birazdan adam gelecektir falan diye. Yani öyle hızlandırma taktiğiyle falan dostlar, sadece oyunda 10 saniye ayırmanız takdirinde FPS'inizi koruyabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir tane ev alanı atayım, orada göstereyim. Başlat diyelim, oyunumuz gelsin dostlar. Böyle rastgele bir tane maç geldi. Karşıdakiler 64 var, 23 var, 52 var, 58 mi var, 53 mi var? Tabi göremedim ama bizimkiler de herhalde iyi bir şey. Yani kaybetmesinler yeter diyelim. Şimdi dostlar oyunumuz açılsın, ondan sonra göstereceğim sizlere. Yoksa yani bu şekilde gösteremiyorum. Silah oyuna girdiğinizde buga falan giriyor. Bu bütün oyunlarda var yani. GFX yapsanız da yapmasanız da var diyeyim. Yani silahınızın birini kullanamıyorsunuz, öyle buga giriyor. Biri bomba attı. Daha maç başlamadan bomba attılar. Şimdi dostlar, bizim takım 3 üyeden oluşuyor. Ne kadar güzel. Şu an mesela bu telefon kasıyor. Aha, silahları göstermiyor. Neyse, şuradan Beril AK'ye oynayalım. Şimdi telefonunuz kasıyor. Buradan arka plana geçiyorsunuz. Hemen cihaz bakımına geliyorsunuz dostlar. Arkada ne var ne yoksa hepsini kaldırın. Bunlarla artık işiniz yok. Buradan hafıza kısmını telefonunuz arka planında açık tutarsanız daha hızlı yapabilirsiniz. Onu da sizlere söyleyeyim. Buradan hafızamal hariç her şeyi temizlediyoruz ve bizlere 414 MB'lık bir hafıza veriyor dostlar. Şöyle ekran kaydını da şu köşeye alalım. Buradan sonrası artık bir müzik, artık bir gameplay. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Hadi bakalım neler oldu. Pick me.
don't tell me, don't tell me why. I know, no, no, you won't save my life. Save my life. Baby, keep on, you keep on, you're making the waves. You and I will never be safe. Be safe. If the walls come down, will you pick me? Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere de kasada nasıl oynayabilirsiniz onu gösterdim. Yani bu şekilde daha güzel, daha akıcı, daha iyi oyun deneyimleri elde edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bye bye.